Herkese merhabalar. Futbol Manager 2024 beta sürümünde Chelsea kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle kısa bir özet yapacağız ve resmi maçlara başlayacağız. Aynı zamanda 19 Aralık 2023 tarihindeyiz. 12 gün sonra transfer dönemi açılacak. Ama o transfer dönemi önümüzdeki videoya kalacak muhtemelen. Çünkü bu videomuzda birazdan Manchester United, Crystal Palace, Aston Villa ve Liverpool karşılaşmalarını oynayacağız. Stamford Bridge'de Liverpool'u konuk edeceğiz. Şimdi Carabao Cup çeyrek finalde Manchester United karşısına çıkacağız. Geçtiğimiz video yani Manchester United maçı harici harika bir videoydu. United'da son 6 dakika içinde yediğimiz 2 gol 4-2'den maça 4-4'e gelmesi bizi çok üzdü. Ama gidişat gerçekten beklediğimizin çok üstünde diyebilirim. An itibariyle sıkıntılı durum var mı? Var arkadaşlar, biliyorsunuz Reece James sakatlanmıştı. Evet, şimdi çıkıyoruz. Ligdeki puan tablosuna şöyle bir göz atalım. An itibariyle arkadaşlar ligde Manchester United lider durumda 39 puanla. Chelsea'miz ligin en az mağlubiyet alan takımı aynı zamanda ve 38 puanla. İkinci Arsenal 37, Liverpool 37, West Ham 34. City'de bir toparlanma var. 28 puanla 6. sıraya çıktılar. Newcastle 7. sırada 28 puanla. Şimdi Carabao Cup maçına çıkacağız. Çok da önemli bir turnuva değil arkadaşlar. Zaten kadromuz var. O yüzden biraz rotasyona gittik bu karşılaşmada. İlk 11'imiz De Gea, Colwill, Shabola, Disasi, Cucurella, Gallagher, Lavia, Gusto, Nkunku, Maduike ve Broha 11 ile çıkacağız Stamford Bridge'de karşılaşmaya. Tabii geçersek de kendimizi bir anda yarı finalde bulacağız. Yarı finalden sonra arkadaşlar az takımla devam edebiliriz. Yarı finale gelmişken neden en azından kupa oynamayalım. Manchester United'a bakalım. Altay, Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Dalot, Amrabat, Fernandez, Mason Mount, Anthony, Rashford, Martial. Güzel kadro çıkartmış. Güzel kadro çıkartmış. Haydi bakalım çocuklar. Haydi bakalım çocuklar. Stamford Bridge'deyiz. 1 derece bir hava. Karla karışık yağmurlu. Standart bir Londra havası diyebiliriz. Erik ten Hag'ın Manchester United'ı karşısında turu istiyoruz ama olmasak da canımız sağ olsun diyoruz. Evet, dakikalar 24. Çok iyi kapattık an itibariyle Manchester United'ı. Hücumda üretemedik ama sağlam bir savunma yaptık. Şimdi Maduike çok iyi bir dribling. Broha aradan bırakır mı? Gusto. Gusto sağ çizgiden geliyor. Gallagher, Cucurella, Maduike ceza sahasında. Maduike köşeden avladı. Altay'ı avlıyor Maduike. 1-0 öndeyiz. Dakika 25. Stamford bir işte bol rotasyonlu kadro, yani çok rotasyonda yapmamış Manchester United. 1-0 önüne geçtik. Maduike sol ayakla savun. Altay çok kötü bir gol yemişsin ya. Harbiden kötü bir gol yemişsin. Bir daha siktir diyor oradan Altay hareketleriyle. 1-0. Dakikalar 43. Nkunku'da sakatlık var. Devre arasını bekliyorum. Çıkartacağız arkadaşlar. Disasi. Gallagher. Maduike, Maduike, Maduike çıkarttı, sallıyor aslan parçası. 2-0 dakika 43. Altay. Çok da Altay. Gerçekten benim beklediğimden çok daha rahat bir karşılaşma geçiyor. Manchester United'ın 43 dakikada herhangi bir şut girişimi yok arkadaşlar. Biz de bulduğumuz fırsatları değerlendirip tabelada 2-0'lık üstünlüğü yakaladık. Harika, böyle müthiş yüksek tempoda oynamadık belki ama an itibariyle devre arasına çok büyük bir avantajla giriyoruz. İlk yarıyı Manchester United karşısında Stamford Bridge'de 2-0 önde kaparken 8 şut, 5 isabet, 0-54 gol beklentisi, %58 toplu oynamamız var. Pas isabet oranımız muazzam, %94. Manchester United'ın gol beklentisi tire. Çünkü 0 şut denemesi ve 0 isabet arkadaşlar. Muazzam bir ilk yarı ama şimdi bir değişiklik yapacağız. Nkunku'yu çıkartacağız arkadaşlar. Oraya Nicholas Jackson'ı atacağız. Nkunku 6-9'da oynuyordu. Umarım ciddi bir sakatlığı olmaz. Haydi bakalım, ikinci yarıda avantajı korumak istiyoruz. Dakikalar 57. Yani United'la 4-2'den 4-4'lük maç aklıma gelince 2-0'a da çok güvenemiyoruz. Bir duran top şansı. Varane bıraktı. Bruno Fernandes. Anthony. 12. golü bu sezon. 2-1. Hangi değişiklik yapmayacağım. Geriye çekilmeyeceğim. Onu faturasına ağır yaşamıştık Old Trafford'da. Anthony'den güzel bir gol. De Gea'ya çok fazla kızılacak bir nokta yok bu nokta pozisyonda. 2-1 oldu. Dakikalar 74. İkinci yarıda hiç hücum yapamadık arkadaşlar. Manchester United geliyor. Disasi. Bruno Fernandes. İçeriye ortaladı. Shabola çıkarttı. Şimdi Gallagher. Biraz sakin Gallagher. Kaldır kafayı oğlum. Aradan Broha. Sakin. Sakin Broha. Sakin. Wan-Bissaka. Altay, yani yine 2-0'dan bir geri dönüş yaparsa Manchester United hakikaten psikolojik olarak çok yıpranacağız arkadaşlar. Çünkü
Geçtiğimiz video hakikaten son Valorant maçını hatırlamıyorum. Mental olarak çok yıprattı bizi. Kukurella, Maduike. Maduike içeriye edildi. Maduike çok etkili oynuyor. Maduike, Maduike devam ediyor. Maduike tribünler alkışlıyor Maduike'yi. İçeriye penaltı. Bence yok ama bakalım penaltıyı verecek mi? Chris Kamenik. Maduike'de hat-trick şansı olabilir bu pozisyonda. Penaltı verildi. Penaltı verildi. 75. dakika. Stamford Bridge'de Maduike hat-trick için geliyor. Maduike Altay. Altay. Oğlum nasıl bir bahtsızlık. Altay penaltı kurtardı bize karşı ya. İnanılmaz. Altay penaltıyı kurtarıyor. Gallagher. Garnacho. Nicholas Jackson. Oğlum çok üzüldük ya. Vallahi bu Manchester United'da ne çektik biz ya. Dakikalar 78 Wan-Bissaka. Christian Eriksen. Højlund. Aman 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 dışarı ya. Reguilón dışarı ya. Evet 80. Garnacho Manchester United tüm hatlarıyla geliyor. Bıraktı Mason Mount. Aradan Højlund. Gol pozisyonu. Offside yok arkadaşlar. Yine 2-2 oldu. Abi biz ne çektik bu takımdan? Biz yani gol ya gol. Penaltıyı kaçırdık. Döndük. 2-2 oldu karşılaşma. İnanılmaz gerçekten. Mason Mount. Højlund. 2-2. Yalnız Nicholas Jackson ve Broha da çok kötüler arkadaşlar. Onun da altını çizelim. Valla çok yine yazık olacak gibi gözüküyor. 82. dakika Eriksen. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsunuz ya? Oğlum siz beni akıl hastanesine mi yatıracaksınız? Ne yapıyorsunuz oğlum? İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Dur ya dur dur dur. Ya, oyun, ya ben değişiklik yapmayacağım bu arada. Elenim sekti elenim su. Çok sıkıntı değil de. Usta'da da sakatlık var anasını satayım. Usta yerine Kayseri olalım. Kayseri oynar. Gerçekten inanılmaz bir şok yaşıyoruz an itibariyle arkadaşlar. Yine kalemize gelen 5 isabetli şut ve 3'ünün gol olduğu bir karşılaşma. Bir penaltıdan yararlanamadık. İlk yarı muazzam oynadık. Evet ikinci yarı çok iyi oynamadık belki ama koparamadık maçı. Yani bir türlü United karşısında maçı koparamadık. Ve 3-2 mağlup oluyoruz. Yani yine bir şok yaşadık gerçekten ve eleniyoruz. 12 şut, 8 isabet, 1.56 gol beklentisinden Maduike'nin 2 golünü çıkarttık arkadaşlar ama penaltı kaçırdı. Belki de maçın kırılma noktası. 7 şut, 6 isabet, 1.46 gol beklentisinden 3 gol buldular. Antony, Højlund ve Mason Mount takımımızda Maduike 8.3, Cucurella 7.2 ve Gallagher 7.1 ile oynadı. Yani çok fazla bir şey demiyorum. Ciddi bir rotasyon yaptık. Olsun. İyi performans yine arkadaşlar. İyi performans. Elendik bu kupadan. Yapacak çok fazla bir şey yok. Ahlar vahlar tutmayacağız. Ama bu geri dönüş olayı sıkıntı. Gusto ve Nkunku 1-2 gün sahalardan uzak kalacaklar. Şimdi şu kadroyu hemen bir dinlenmeye yollayalım. Zor bir maça gidiyoruz. Crystal Palace deplasmanına gidiyoruz. Crystal Palace deplasmanında kazanmak istiyoruz arkadaşlar. Yani diyecek bir şey yok. 4-2-4-4, 2-0-3-2 United'a karşı bir cenabetliğimiz söz konusu. Ya da ben maçı okuyamıyorum. Bu da olabilir arkadaşlar. Maçı okuyamıyorum. Maç planımız iyi belki ama maçı okumada ciddi sıkıntılar yaşıyoruz belki de. Bu da olabilir. Evet ligin 19.'sü Crystal Palace deplasmandayız. Liverpool Everton'la oynuyor arkadaşlar. Arsenal Nottingham Forest, Tottenham Sheffield, Manchester United'da Brighton diğer önemli karşılaşmalar. Evet Manchester United'ın olası puan kaybı ve biz kazandığımız takdirde işin garip tarafı liderliğe de oturabiliriz. Midrook sakatlığı geçti ama Reece James'ten yararlanamayacağız. Liverpool Everton 3-0'la geçmiş. Liverpool Everton 3-0'la geçmiş. Şimdi Raheem Sterling gelecek. Maduike her ne kadar formda olsa da o bölgenin oyuncusu Raheem Sterling arkadaşlar. Enzo Fernandez gelecek. Oyuncuları biraz dinlendirdik. Cucurella gelecek. Caicedo gelecek. Bedashil gelecek. Onun haricinde an itibariyle Nicholas Jackson hafif bir sakatlığı söz konusu arkadaşlar. Ne yazık ki Broha ile başlayacağız.
Midruk topla çalışmalara başladı. Midruk'u atalım Palmer yerine. Bir Midruk hamlesi yapalım. Evet, ilk 11'imiz De Gea, Colwill, Bedashe, Disasi, Chilwell, Caicedo, Fernandes, Gusto, Nkunku, Raheem Sterling ve Broha şeklinde olacak. Chilwell'de bir sıkıntı mı var ya? Evet, Chilwell de cezalıymış anasını satayım. Mecburen Kukurella oynatacağız. İki bekimizden de iki as bekimizden yararlanamıyoruz bu karşılaşmada. Devam. Yaralı Crystal Palace 19. çok kötü bir sezon başlangıcı yapmış durumdalar. Dikkat etmemiz lazım. Kadrosunda Olise, Eze, Ayew, Eduard gibi önemli bir dörtlü var önde. Orta sahada Lerma var. Savunmada Mitchell çok iyi bir sol bektir. Gueye iyi bir stoperdir arkadaşlar. Çok kötü bir kadrosu yok aslına bakarsanız. Hadi bakalım. Evet, vurduğumuz gol. Yediğimiz offside olsun diyoruz. 4-2-3-1 ile çıkıyor. Nigel Pearson'ın takımı. Son iki maçta galibiyetleri var. Biraz toparlamış durumda Crystal Palace. Dikkat etmemiz lazım. Haydi aslanlar diyoruz ve maç başlıyor. Dakikalar 9. Çok iyi başlayamadık. Nkunku rakipten geldi şutlar arkadaşlar. Nkunku bir duran top. Bir kafa ve gol. Disasi. Disasi 1-0 öndeyiz. Dakika 10. Nkunku'dan asist. Disasi'den gol. Yani iyi bir maç başlangıcı yapamadık. 1-2 şut denemesi geldi Crystal Palace'tan. Tehlikesiz ama etkili başlamışlardı. Duran top 10. dakikada öne geçmek avantaj. 1-0. 17. dakika Richards. Mitchell. Aman 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 aman. Bak kaçacak. Onun önüne yuvarlayacak abi. Ayev. Aferin Disasi be. Sakin De Gea. Disasi. De Gea at. Sola at. Sola. Colville. Çıkın abi. Kuku yürü oğlum. Yürü önündeki boşluğu kullan. Raheem Sterling koşu göster abi. Göstermedi. Oy pasa bak. Nkunku dışarıya. Dışarıya. Dakikalar 20. Skor 1-0 öndeyiz. Crystal Palace deplasmanda. Enzo alamadı. Gusto. Raheem Sterling. Colwill. Bedashe. Enzo Fernandes. Bıraktı Nkunku. Broha'nın önüne gol pozisyonu. Broha vurdu direkten dışarıya. İyi bir deneme. Direkten dışarıya. 24. dakika. Kukurel'den Raheem Sterling. Yalnız çok net. Hem Chilwell hem Reece James'i çok arıyoruz. Aradan Broha. Ceza sahasında Broha. İçeriye çıkartıyor. Gusto. Çok iyi bir fırsattan yararlanamadık. Gusto. Evet, dakikalar 43. Crystal Palace. Maçın son golünde İlk devrenin son bölümünde beraberlik alıyor. Hooks şut pozisyonu vurduk mu abi? Çok rahat girdi ya. De Gea of. Derin bir oh çektik. Derin bir oh çektik. Derin bir oh çektik. Çok iyi oynamadık arkadaşlar. Bu arada bunun altını çizelim. Oyun anlamında gerçekten Crystal Palace bizden daha etkiliydi. Disasi ilk yarı bitmek üzere. Yani şu oyuna devreden önde girmek bence önemli. Üretemedik. 5 şut 2 isabet 0.83 gol beklentisinden Disasi'nin duran topunu bulduk. 7 şut 4 isabet 0.89 gol beklentisi verdik. Gerçekten savunmada çok kötüydü. Gusto çok kötü. 6-4'le oynuyor. Caicedo kötü ama ikinci yarı ben aynı takımla başlayacağım. Rehavete kapılmayın dedim. Triplere girdiler. Hadi bakalım. Evet, maçın 66. dakikasına geldik. 1-0'ı koruyoruz. İkinci yarıda pozisyon vermedik çok fazla ama çok kötü bireysel performanslar var arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. O yüzden bir bakacağız. Raheem Sterling bu maç dökülüyor. Ben Maduike'ye atacağım. Yine bir kanat oyuncusu destekleyelim ona. Sağ tarafta esas sıkıntı yaşıyoruz. Gusto gerçekten 6.3'te çok kötü bir performans sergiliyor ama orada oynatacak. Yani hani Gallagher'ı çekelim diyeceğim. Allah Gallagher'ı çekeceğim arkadaşlar. Gusto yerine Gallagher'ı çekeceğim. Herhangi bir tempo değişikliği yapmayacağım. Hadi bakalım. Hadi devam. Evet, 76. dakika 1-0. Eze, Lerma. Arada bomboş. Bomboş abi bomboş. Ne yapıyorsunuz ya? Of. De Gea. Evet, çok kritik bir deplasman galibiyeti. Öldük öldük dirildik ama kazanmayı başardık. İkinci yarıda sadece bir şut denemesi. O da gördüğümüz pozisyon. Onun dışında Crystal Palace kalemize gelemedi. İlk yarı 7 şutu olan Palace maçı 8 şut 4 isabet ve 1 gol beklentisiyle bitirdi. 12 şut 5 isabet. 1.81 gol beklentisinden arkadaşlar. Disasi'nin golünü bulduk ve 3 puanı cebimize koyduk. Böyle maçlar olacak. İyi mi oynadık? Hayır ama önemli olan kazanmak. Takımımız adına maçın en iyisi Disasi 8 performans puan puanıyla Colwell 7-4, Broha 7, Cucurella 7, Caicedo 7, Enzo 7 ve De Gea 7-3 ile oynadı. Takım savunması iyi ama hücumda gerçekten Nkunku, Maduike gibi isimler, Sterling gibi isimler bugün çok kötüydü.
Kazanmak yine önemli. Önemli. Üst üste galibiyet serimizi yine yakalamak istiyoruz ve an itibariyle arkadaşlar şöyle bir bakalım. Günün diğer karşılaşmalarında Newcastle Luton'u 3-1 ile geçmiş. Arsenal 3, Nottingham Forest 0, Tottenham 1, Sheffield 3. Enteresan bir skor. Maç fazlasıyla Chelsea'miz lider durumda. United'ın maç fazlası var. Maç eksiği var. 18 maç, 26 averaj, 41 puandayız. Arsenal 40, Liverpool 40, United 39. Beraberlik halinde United'ın puan kaybı halinde lider kapatacağız 18. haftayı. West Ham 34 puanda. Gerçekten hiç beklemediğimiz bir noktadayız ama sezon öncesi ne yazdıysak, senaryo yazdıysak onu da gerçekleştirdik. Gol yemeyeceğiz, birer ikişer atıp kazanacağız arkadaşlar. 14 maçtır da namağlubuz. Yalnız 3 gün sonra acayip bir maça çıkacağız. Hemen antrenmana gönderiyorum 2 gün. Aston Villa ile oynayacağız. Bu arada arkadaşlar Gusto'yu 12 kulüp istiyor. Kukurella'nın peşinde Borussia Dortmund var. Buraya kiralık isteyen kulüpler var. Malangsar 24 kulüp tarafından isteniyor. Thiago Silva'yı Arsenal Lazio istiyor. Palmer'ı da kiralık isteyen kulüpler var. Ocak geliyor. Bu oyunculardan iyi ücretlere ki özellikle Cucurella'dan filan iyi ücretlere Malangsar, Cucurella, Robert Sanchez transfer listesine koyacağız. Bu isimlerden güzel ücretlere çıkabilirsek arkadaşlar bir bütçe oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Evet, artık nereye gidiyoruz? Aston Villa maçına gidiyoruz. Belki United kaybederse Stamford Bridge'e lider olarak çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, Aston Villa karşısındayız. 18. hafta maçında Manchester United kazandı ve liderler. Bugünün baktığımız zaman önemli maçlarından biri de Brentford deplasmanda United. Bizim maçımız zor. Crystal Palace, Tottenham, Luton, Liverpool, City, Arsenal'de günün diğer önemli maçları. Vallahi Aston Villa'nın hücum kalitesi çok iyi. Unai Emery kurt bir hoca. Çok ciddi risk almadan çıkacağız bu karşılaşmaya. Zaten dengeli oynuyoruz. Bildiğiniz üzere bu karşılaşmada denge oyuna devam edeceğiz. Şimdi herhangi bir değişiklik yapacak mıyız? Yapacağız. Ben Chilwell'i atacağız sadece arkadaşlar. Hala Nicholas Jackson'ın sakatlığı devam ediyor. Evet, ilk 11'imiz De Gea, Colwill, Bedashil, Disasi, Chilwell, Caicedo, Fernandes, Gusto, Nkunku, Raheem Sterling ve Broha şeklinde. Valla tam 1-0 olsun, bizim olsun. Uyutalım. Duran toptan, vuran toptan çakarsak tamamdır. Olmazsa da sıkıntı yok. Bir puan kötü değil çünkü gerçekten iyi bir kadrosu var. Martinez, Keşkonsa, Pau Torres, Langley, Douglas Luiz, Diego Carlos, Leon Bailey, Jacob Ramsey, McKim ve Watkins. Yedeklerde Kamara, Lucas Digne ve John Duran, Tielemans, Moreno gibi isimler var arkadaşlar. Bu arada Zaniolo en formda oyuncularıymış. Nicola Zaniolo niye oynamıyor peki bizim maçta? Cezası sebebiyle oynamıyor. 6 maç 6 gol Nicola Zaniolo'dan. Çok iyi. Haydi bakalım çocuklar. Haydi bakalım. Haydi bakalım çocuklar. Vurduğumuz gol, yediğimiz ofsayt olsun diyeceğiz. Yenemiyorsan yenilme. Karla karışık yağmur 2 derece. Unai Emery'nin Arsenal'ini konuk ediyoruz. Stamford Bridge'te. Dakikalar 16. Gusto. Ceza sahasını ortalıyor. Savunma çıkarttı. Caicedo. Enzo Fernandez. Ben Chilwell. Bıraktı Colville. Caicedo'dan Enzo. Enzo. Nkunku önüne çok iyi aldı. Nkunku attı. İşte bu Nkunku. 1-0. Dakika 17. Enzo'nun asistinde Nkunku'nun golüyle Stamford Bridge'de öne geçiyoruz Aston Villa karşısında. Çok güzel aldı oyunu ve çok güzel bitirdi. Yani bu kaliteye ihtiyacımız var işte arkadaşlar. İşte Enzo. Çok iyi pas. Çok iyi alıyor önüne. Ve tertemiz bitiriyor. Klas bir golcü vuruşu Nkunku'dan. 1-0 öndeyiz Stamford Bridge. Karşılaşmada 33. dakika, çok iyi takım savunması devam ediyor. Aston Villa'nın arkadaşlar şut girişimi yok. Şimdi Nkunku. Çok uzak bir mesafe be. O Sterling. O dışarıya. Çok iyi bir duran top organizasyonu dışarıya. Dakikalar 36. Nkunku. 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 Sahne alıyor. Çok ihtiyacımız var bu maçlarda ona. Çok bekledik onu. 2-0, müthiş bir frikik golü. Nkunku. Martinez de büyük hata yapmış. 2-0 öndeyiz Stamford Bridge'de Aston Villa karşısında. Tam istediğimiz oyunu oynadık arkadaşlar. Çok deli gibi hücum yaptık mı? Yapmadık. Fırsatları değerlendirdik ve Nkunku performansı ortaya çıktı. 6 şut, 3 isabet, 1 gol beklentisinden 2 gol bulduk. 0 şut, 0 isabet, gol beklentileri tire. Ama bu tablo bize biraz Manchester United maçını hatırlatmıyor değil. Dikkat etmemiz lazım. Evet, 2-0'la girdik Stamford Bridge'e. Ama şöyle bir değişiklik de yapacağım. Biraz Gusto'yu şuraya çekeceğim. Gusto'ya iki yönlü bekleyeceğim. Tabii onun hücum birazcık sıkıntı olur ki derin oyun kurucu savunma vereceğim Fernandes'e. Onun dışında herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Çok takımı geri çekmeyeceğim. Devam. Dakika 47. Douglas Luiz. Aman arkadaşlar ya. De Gea lütfen ya. Dışarıya, dışarıya. İlk şut denemiz.
Şimdi De Gea savunmadan çıkmaya çalışacağız. Disasi, Enzo, Gusto'nun önüne yuvarladı. Gusto giriyor. Gusto kaldır kafayı oğlum. Kaldır kafayı Gusto. Vallahi Reece James'i çok arıyoruz ya. Üşüyoruz Reece James ya. Langley. Uzun top. Aman aman. Evet De Gea. Gusto. Oğlum kaldır bir kafanı. Kaldır bir kafanı kaldır. Bir çevre kontrolü yap. Heh. Enzo. Ben Chilwell. Ben Chilwell'den Sterling. Güzel geldik. Sterling önüne attı. Geçer birebir de etkili. Sterling yerde penaltı. Maçın 49. dakikası ve Nkunku hat-trick için geliyor. Of. Çok kritik galibiyet arkadaşlar. Çok kritik galibiyet. Aa bu arada Sterling sakatlandı. Yapma ya. Nkunku hat-trick yaptı. Sterling'i çıkartacağız. Bir sakatlığı söz konusu. Hiç riske atmayalım arkadaşlar. Çok önemli bir oyuncu bizim için Sterling. Hele şu hücumu attığında. Evet Nkunku Chelsea kariyerindeki ilk hat-trick'i yapıyor. Bir frikik, bir penaltı, bir akan oyun golü. 3-0. Hemen şuraya gelelim. Midrook gel buraya. Tempoyu da düşüreceğim arkadaşlar biraz. Biraz tempoyu düşüreceğim. Bir tık geri alacağım. Bir tık geri alacağım. Devam. Cash. Dakika 54. Ramsey. Konsa. Herhalde buradan 4-3-3-3 falan olmaz değil mi ya? Ya Manchester United maçı bende öyle şeyler, derin yaralar bıraktı ki. McKean. Douglas Luiz. Diego Carlos. Pau Torres. Langley. Douglas Luiz. Çok güzel geldiler. Araya dikkat. Araya dikkat. Watkins koşuyu gösterdi. Çünkü son anda Bedashi. Çok kritik müdahale. Aston Villa'nın yakalamış olduğu en net gol pozisyonu Stamford Bridge'te. Dakikalar 55. Bu dakikadan sonra baskıyı arttıracaklardır zaten. Douglas Luiz. Of De Gea. Evet 70. dakikaya geldik. Aston Villa saldırıyor arkadaşlar. Biz de tutmaya çalışıyoruz. Ben bir Gallagher hamlesi yapacağım. Gallagher'ı şöyle buraya koyacağım. Gizli Libero'ya gel abi sen. Sen gizli Libero'ya gel. Onun haricinde bir Nicholas Jackson'ı Nkunku yerine atacağım. Çünkü Nkunku'yu da çok fazla yormamamız lazım. Çok fazla yormamamız lazım Nkunku'yu. Haydi bakalım. Stamford Bridge'de ikinci yarıda yattık arkadaşlar. Pozisyon da verdik ama normal. 3-0 net bir galibiyet. Nkunku geri döndü. 3 gol, 1'i penaltı, 1'i frikik, 1'i akan oyun olmak üzere geceye damga vurdu. 15 şut, 6 isabet, 2.38 gol beklentimiz var. Rakibin 10 şut, 4 isabet, 1.19 gol beklentisi var. %60 topla oynadık. %91 pas isabet oranı. Performanslara bakınca Nkunku 9.5. Ben Chilwell 7.3. Enzo Fernandez 7.5. Bennacil 7.4 ve De Gea 7.4 ile oynadılar. Bence çok kritik bir karşılaşmadan çok kritik bir 3 puan aldık. O yüzden kolları yukarı kaldıracağım. Helal olsun çocuklar diyorum. Helal olsun çocuklar diyorum. Şimdi puan tablosuna bakacağız. Manchester United'ın maçı oynanmamış daha. Bir ona bakalım arkadaşlar. Bir Manchester United karşılaşmasını bir oynasın. An itibariyle maç fazlasıyla lider durumdayız. Nkunku'yu şöyle bir helal olsun aslan parçası diyelim arkadaşlar. Gözlemci raporları gelmeye devam ediyor. Upamecano takip listemizde. Locrace takip listemizde. Talisca takip listemizde. Evet Talisca takip listemizde. Bunun bilgisini verebilirim. Şimdi United maçına bakalım. Sonra da Fulham deplasmanına gideceğiz. Zor maçlar devam edecek. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Brentford 0 ve Manchester United 0. Aynı zamanda Manchester City 1, Arsenal 1, Luton 1, Liverpool 1. Harika bir haftayı geride bırakıyoruz Premier Lig'de. Rakiplerimizin hepsi puan kaybetmiş ve 19. haftayı çok sürpriz şekilde lider olarak geçiyoruz Premier Lig'de. 19 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet, 29 averaj ve 44 puandayız. United 43, Arsenal 41, Liverpool 41, West Ham 37, Manchester City 2 maçı eksik 29 puanda. Gerçekten büyük iş çıkartıyoruz. Hakikaten büyük iş çıkartıyoruz ama planımız tuttu diyebilirim. Şimdi 2 gün dinlenme vereceğiz ve zor bir karşılaşmaya gidiyoruz dostlar. Hakikaten zor bir karşılaşmaya gidiyoruz. Artık her maç zor. Hele bu karşılaşmadan Fulham maçından sonra bir de Liverpool maçı var ki o maç nelere gebe göreceğiz. Evet Fulham deplasmanına gidiyoruz. Acayip bir gelişme var arkadaşlar. Talisca kulübü Al Nassr ile sözleşmesinin feshedilmesi hususunda karşılıklı olarak anlaştıktan sonra takımdan ayrıldı. Şu an Talisca boşta. Yani free transfer. Free transfer arkadaşlar. Talisca serbest oyuncu statüsünde. Valla gizli forvette Nkunku'yu yedek olarak bence değerlendirebiliriz ya.
Bitiricilik 17, kafa vuruşu 16 Talisca'nın. Hatta yeri geldiğinde forvet bile oynatabiliriz bence Talisca'yı. Topsuz alan 17. Vallahi forvet bile oynatabiliriz. Sahte forvet bile oynar. Abicim almaya çalışalım. Gel bakayım imza attır diyelim. Evet söz danışmak istemiyorum. Danışmak istemiyorum. Kendim işimi kendim hallederim. Ofansif orta sahada oynatacağız. Rotasyon oyuncusu onu kaldırdık. Evet. Ne istiyorsun? 9 milyon euro istiyor anasını. Çok istiyor ya. Ama Frill yani Talisca'da böyle bir kaliteye de ihtiyacımız var arkadaşlar. Böyle yapabilir miyiz? 8 verelim, 7,5. Prim ekleyelim. Asist prim ekleyelim. 5.000 euro. Yok ya vazgeçtim. Premier Lig şampiyonluğu primi. 2 milyon euro. Kabul etti. 8 milyon euro arkadaşlar. İmza parası 7,5 milyon euro. Temsilciye 375 bin euro. 4 yıllık bir sözleşme. 2 milyon euro da şampiyon, Premier Lig şampiyonluk primi verdik. Çok çok enteresan bir hamle bu arkadaşlar. Gerçekten çok enteresan bir hamle. Ve tam bir fırsat transferi oldu bizim için. Tam bir fırsat transferi. Evet arkadaşlar Fulham deplasmanındayız. Günün diğer önemli maçlarına baktığımızda City Nottingham Forest deplasmanında United kendi sahasında Sheffield'ı ağırlıyor. Liverpool'da Crystal Palace'ı ağırlıyor. Aynı zamanda Talisca ile de ilgili bir beklentimiz var. Bakalım olacak bu rota. Yani kalite anlamında iyi bir oyuncu. Forvet bile oynatırız abi. Forvet'e bile çekebiliriz. Evet abi bu Jackson'a ne oldu bizim Jackson'a ya? Bu Jackson normal yoğunluk verelim şuna ya. Oynatacağım ben bu maçta Jackson. Oynatacağım. Ne oluyor? 2-3 maçtır yatıyorsun zaten. Onun haricinde arkadaşlar Reece James'in sakatlığı devam ediyor. Ne yazık ki 7 gün 2 hafta yok. Bu kadroyla çıkacağız. De Gea, Colville, Bedashil, Issa Chilwell, Caicedo Fernandes, Gusto, Nkunku, Sterling ve Jackson 11'iyle çıkıyoruz. Fulham deplasmanında amaç tabii ki kazanmak ama hep diyorum altını çiziyorum. İlk önce yenilmemek. Öncelik 1 puan. Fulham'a baktığımız zaman Parhinha var, Iwobi, Traore, Raul Jimenez dikkat etmemiz gereken isimler. En formda oyuncusu da son maçlarda 4 gol atmış Iwobi. Hadi bakalım, hadi bakalım çocuklar. Haydi çocuklar. Vurduğumuz gol, yediğimiz offside olsun. 10 derece bir hava sıcaklığı. Marco Silva'nın Fulham'ın karşısında ki son 5 maç 3 galibiyet, 2 beraberliği var. Dikkat etmeniz lazım. Haydi çocuklar, sizdeyiz. Evet, karşılaşmanın 15. dakikası. Ben Chilwell, Raheem Sterling, Enzo, 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 Gusto, Gusto, Gusto Partizani 1-0. Rhys James yok. Kötü de oynuyordu Gusto Allah. Rhys James'i çok arıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok arıyoruz. Ama çok kritik bir anda Enzo'nun asistine gol attı. Bu arada Enzo'nun da son maç performansları gerçekten etkileyici. Geçen maçta Nkunku'ya böyle dikine bir asisti vardı. Bu karşılaşmada da Gusto'ya bırakıyor. Gusto da ters ayağıyla atıyor. 1-0 öndeyiz. Fulham deplasmanında. Dakikalar 22. Gusto. Jackson. Jackson. Çekti. Bıraktı Enzo. Ben Chilwell. Raheem Sterling. Raheem Sterling. Caicedo. Dışarıya vuruyor. Caicedo. Evet ilk yarı bitiyor. Çok kötü bir maç. Benim bile uykum geldi. Ama tabela 1-0 lehimize arkadaşlar. 4 şut 1 isabet 0-51 gol beklentisinden Gusto golünü bulduk. Rakibin pozisyonu yok. 2 şut 1 isabet 0-18 gol beklentisi. Nkunku bu karşılaşmada çok kötü ama esas kötü olan Jackson ve Caicedo arkadaşlar. Jackson ve Caicedo. Bir onları bir hamle yapacağız. Şöyle Gallagher hamlesini yapacağım. Broha'yı da Jackson yerine koyacağım. Broha şöyle gelsin hatta. Broha şöyle gelsin. Çok üst üste binmesinler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Haydi 3 puan bizim olsun ya. İyi savunursak 3 puan alabiliriz. Haydi çocuklar sizdeyiz. Evet karşılaşmanın 51. dakikası Fulham ikinci yarıya çok etkili başladı arkadaşlar. Çok etkili başladı. Bir oluyor. Belliydi gol yiyeceğimiz belliydi yani. Çok net belliydi. İkinci yarı çünkü gerçekten iyi bir baskı kurdular. Biz ise üretmekte sıkıntı yaşayan bir durumdayız. Nkunku çok kötü. Gel lan Maduike. Çözersin bu maçı Maduike. Seversin bu tarz maçları.
Delilik yapacağım. Öyle bir disk alacağım ki. Hadi bakalım. İlk defa ya Hero ya Zero yapıyoruz. Evet, 56. dakika Kearney. Oy, Allah'tan offside. Evet, yaptığınız deliliğin çok işe yaradığını söyleyemeyeceğim. Robinson. Reed. Robinson. Iwobi. Bedashi. Sterling. Çok büyük bir tehlike atlattı. Ha, çıkart ayağımdan. Nereye gidiyorsun ya? Gallagher. Maduike. Gallagher. Enzo. Colville. Maduike. Yürü lan Maduike. O nasıl orta ya? Dışarıya Broha. 60. 1-1. Bir duran top. Gallagher. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Bir kafa be gol. Disasi 2-1. Disasi 2-1. Şimdi kime çekeceğiz sol beke? 2-1 öndeyiz. Of. Hemen hamleyi yapmamız lazım. Of, Midruk hangi ara girdin, sakatlandın arkadaş ya. Hücum gelsen o zaman. Sen gel buraya sahte bek deste. Abi Broha da çok kötü ya. Bir orta say bir takviye yapalım. Ah, daha fazla oyuncu değiştiremezsiniz. Buraya yatacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Gusto 78. Roha hadi oğlum. Hadi oğlum. Maduike. Maduike süper yedek Maduike. 3-1 oluyor. Çok iyi oynamadık. Ama maç içinde çok iyi kaldık. Hoca farkı ve 3-1 öndeyiz. Son uzatmalarla birlikte 15 dakika ama United maçını yaşadık arkadaşlar. Çok emin olamıyorum. 3-3 ile bitebilir bu karşılaşma. An itibariyle 3-1 öndeyiz. Fulham karşısında. Evet, 87. dakika içindeyiz. Maçın son anları, iyi savunduk. İkinci yarı bir ara bir baskı yedik. Ama onun dışında pozisyon vermedik. Şimdi Maduike. Colville. Bedashil. 3 puanı alıyor. Alacağız gibi gözüküyor. 7 dakika uzatmada bir mucize olmazsa. Ve liderliğimizi devam ettireceğiz. Gerçekten herkes şokta. Premier Lig şokta. Talisca transfer gelişmesi de var. Birazdan Liverpool maçına çıkacağız. Aynı zamanda önümüzdeki videoda Ocak transfer hamleleri de yapmaya çalışacağız. Bu kadroyu 1-2 takviye yaparsak arkadaşlar bilemiyorum. Ama ilk 4 hedefimiz ilk 4 an itibariyle. Hala şampiyonluktan bahsetmeyelim. Gusto. 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 İçeriye. Maduike. Maduike. Dışarıya. Süper yedek Maduike. Dakikalar 90 artı 3. Leno. Lütfen rebound alın. Lütfen, lütfen, lütfen. Sterling. La. Bazzi. Topçudur. Arsenal'de. Oğlum bu kadar çabuk nasıl geçirdin orada ya? Gusto ne yapıyorsun? Niye bırakıyorsun Gusto ya? Allah'tan kötü bir kafa vuruş. Niye bırakıyorsun hacım ya? Evet, 3 puana gidiyoruz arkadaşlar. Liderliğimizi de devam ettireceğiz. Bu galibiyetle birlikte 1-1'den sonra bir panik. Ama hoca da konuşları da var. 3-1 kazanıyoruz. 18 şut, 6 isabet, 2.03 gol beklentimiz var. Rakibin 6 şut, 4 isabet, 0.73 gol beklentisi. %61 toplu oynadık. Gusto, Disasi ve Maduike golleri maçın adamı arkadaşlar. Disasi 7.8, Enzo Fernandez 7.5, Gusto 7.7, Maduike 7.7 ve Broha 7.4 ile geceye damga vurdular. Evet, ne diyelim? Şöyle eller belde iyi bir oyun ve iyi galibiyet diyorum arkadaşlar. Ve Premier Lig'de şimdi diğer maçların sonuçlarına da şöyle bakacağız. Ama liderliğimiz devam ediyor. Arsenal Luton'u 4-0 ile geçmiş. Aston Villa 3, Everton 0, Bournemouth 2,
Burnley 0, Liverpool 4, Crystal Palace 0, Manchester United 2, Sheffield 0, Newcastle 1, Brentford 0, Nottingham Forest 0, City 4. Kısacası üst taraf komple kazanmış. Puan tablosuna baktığımızda 20 maç 47 puandayız. Manchester United 46 puanda, Arsenal 44, Liverpool 44, West Ham 40, Newcastle 37 ve Manchester City 32 puanda. Şimdi Liverpool maçına çıkıyoruz ama tablo bayağı değişebilir arkadaşlar Liverpool karşılaşmasında. Evet, Midrook sakatlanmış. Bir gün sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Mason Mount sözleşmesindeki maddeyi aktif getirecekmiş. 575 bin euro alacakmışız. Talisca'yı da bekliyoruz. Talisca'yı da bekliyoruz. Bu ne ya? Son lig maçıyla birlikte ligde giydiği forma sayısı 30 olan Midrook'un Shakhtar'dan ayrılırken imzalı sözleşmesindeki maddeye 5 maç kaldı. 3,5 ödeyecekmişiz. Ay anasını ya. Ay anasını. Evet, şu kadroyu biz bir yine dinlenme verelim. Evet, bu videonun son maçına ve kritik maça gidiyoruz arkadaşlar. Kendisi sağ seyircimiz önünde Liverpool'u ağırlayacağız. Talisca'nın gelmesini bekliyoruz ve önümüzdeki videoda da bir iki tane transfer gelişmesi yaşayabiliriz. Ocak transfer döneminde Liverpool maçı ile birlikte geliyor. Evet, zor maç. Ben bir puana okeyim. Liverpool maçındayız. Evet, Liverpool maç diye geldik. Transfer dönemi açılır açılmaz da bir teklif aldık arkadaşlar. Çilveli bir teklif var. Manchester City'den pazarlığa kapalı bir teklif. 38 milyon euro cash, 10 milyon euro taksit 48'e geliyor. 20 maç sonra da 12,25 milyon euro. Totalde 60 milyon euro bir teklif. Yani Ben Chilwell bizim as oyuncumuz. Cucurella'ya kalırız. Yani cash şu teklif 50 milyon euro olsa belki düşünebilirdim. 55 ya da 55-60 milyon euro ile cash kapımız çalsalar olabilirdi. Ama ben bu teklifi an itibariyle reddedeceğim. Reddedeceğim çünkü kritik bir oyuncu. Kritik bir oyuncu. Sahte bekle de iyi bir performansı var. Biraz sıkıntı çıkartacakmış diye düşünüyorum açıkçası. PSV'den Malang Sarı için kiralama teklifi var açıkçası. Bunu kabul edeceğim arkadaşlar. Ya da bir transfer önerdim PSG'ye. 7,5 şöyle bir şartlar önerdim. İptal ettiler. Tamam. Satarız ya. Malang Sarı satarız arkadaşlar. Malang Sarı transfer listesinde satabiliriz ama genel olarak kiralık isteniyor. Kiralık isteniyor. Bakacağız. Daha yeni başladı transfer listesi. Odegaard Aralık ayının oyuncusu seçildi. Colwell genç oyuncusu seçildi. Arkadaşlar Aralık ayının bu önemli. Gelişimi de devam ediyor ve gerçekten kenar stoperde çok iyi bir performansı var Levi Colwell'in. Takımımızın önemli isimlerinden ve biz de arkadaşlar Aralık ayının menajeri oluyoruz. 4 galibiyet, 1 beraberlik. Kazanma yüzdemiz %85. İkinci Mikel Arteta, üçüncü de Unai Emery oluyor. Bize yazar. Helal olsun diyoruz. Böyle de bizim menajer ayın menajeri ödülünü kazanmamızdan dolayı bayağı memnunmuş. Evet, artık maça gitmek vakti derken evet Ben Chilwell geliyor arkadaşlar. Haklı arkadaşlar. Haklı, herife bir şey diyemiyorum. Manchester City olan transferini engellemeniz beni hayal kırıklığına uğrattı. Halbuki bir transferle Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecektim. Eğer takıma tekrar bir teklif gelirse onlarla sözleşme şartlarını görüşmem için izin vermenizi istiyorum. Haklı, teklifleri yeterince iyi değildi diyeceğiz. 78 milyon euro, tamam. 78 milyon euro. Önerelim bakalım kabul edecek mi? Ne diyor? Tamam o zaman diyor. Tamam hoşnutsan bizim için bir sıkıntı yok. Belçirver 78 milyon euroyu getirirsen anında gidebilirsin. Toplantı gayet güzel sonuçlandı. Arkadaşlar vallahi hareketli bir transfer dönemi geçecek gibi gözüküyor. An itibariyle free transferde Talisca hamlesini bekliyoruz arkadaşlar. Maça doğru da gidiyoruz. Liverpool'la oynayacağız. Önümüzdeki video Ocak transfer dönemini geçireceğiz. Maddi durumumuz ne yazık ki çok iç açıcı değil. Bundan da bahsedelim. Transfer bütçemiz 1,3 milyon euro. Sevindirici nokta, sattığımız oyuncunun bedelinin %100'ünü transfer bütçesine aktarabiliyoruz. Maaş bütçemiz arkadaşlar ne yazık ki eksi de. Ne yazık ki eksi de. Genel durum da oldukça hiç iç açıcı durumda değil. Genel durum 142 milyon euro eksideyiz dostlar. Evet, Liverpool maçına doğru gidiyoruz ve Talisca'yı bekliyoruz. Bakalım bu videonun son maçında neler yapacağız. Tam bir fırsat transferi. Talisca anlaşmaya vardık Talisca ile arkadaşlar. Çalışma izni için başvuru yapıldı. Tabii şimdi çalışma izni alabilir miyiz? Talisca da çok Brezilya milli takım formasını giymiş bir oyuncu değil. Karar 4 Ocak 2024 Perşembe tarihinde açıklanacak. Göreceğiz. Gerçekten bir fırsat transferi diyebiliriz. Çalışma izni için ise 24 bin euro kasamızdan çıkmış durumda. Hareketli girdik. Daha 1 Ocak tarihindeyiz. Hamleler var arkadaşlar. Transfer bütçesini minimum oyuncu satarak, yani gerekirse 3-4 oyuncudan şöyle bir 100-120 milyon euro gelir elde edebilirsek, aklımda iyi isimler var. Onları da katarsak arkadaşlar özellikle hücum anlamında başka bir seviyeye geçebiliriz diye düşünüyorum.
Evet, Stamford Bridge'de Liverpool'u ağırlıyoruz. Günün diğer maçlarında Everton United 2-0'la geçerken Arsenal 3-1'le geçiyor Brighton'ı deplasmanda. City'de toparlanma var. 4-0'la geçmişler arkadaşlar. Newcastle United'ı. Puan tablosunda ise maç fazlasıyla 21 puan 47 puanla Arsenal lider, Chelsea'miz 20 maç 47 puanda, Manchester United 21 maç 46, Liverpool 20 maç 44 puanda. West Ham çok iyi gidiyor, 43 puanda ama City'nin 2 maçı eksik, 19 maç 35 puanda arkadaşlar. City fena geliyor diyebiliriz. Evet, şimdi transferleri bir kenara bırakıp bu karşılaşmaya odaklanmamız gerekiyor. Nicholas Jackson, yani Jackson enteresan şekilde arkadaşlar antrenman yükünü de şey yaptık, hafiflettik ama bir türlü kondisyonu izin de verdik, toparlayamadı. Ama onunla başlayacağız. Onunla başlayacağız. Yani şu Reece James şu maçı etseydi, 6-12 gün vardı Harris James'e. Evet, bu karşılaşmaya bu 11'le başlayacağız. David De Gea, Colwill, Badiashile, Disasi, Chilwell, Caicedo, Fernandes, Gusto, Nkunku, Sterling ve Jackson. Hadi bakalım diyeceğim. Aa, Jackson milli takımdaymış. Mecburen Broha'ya atacağız. Sıçtık ya. Vallahi olacak iş değil ya. Haydi Nkunku, haydi Raheem Sterling, haydi çocuklar, haydi Enzo, haydi Caicedo, size güveniyoruz. Evet, Klopp'un 11'i. Alexander Arnold, Matip Van Dijk, Joao Gomez, Endo, Curtis Jones, Gravenberch, Elliot, Gakpo, Nunez. Salah yok lan. Salah yedeklerde de yok. McAllister, Szoboszlai gibi isimler. Robertson gibi isimler yedek. Tsimikas yedek. Aa, şey başladı. Afrika'ya gitti Salah. Haydi bakalım, 13 derece yağmurlu bir hava. Bir puana kesinlikle hayır demiyoruz arkadaşlar. 4-3-3 ile sahaya çıkıyor Liverpool. Ama ciddi eksikliklerinde olduğunu söyleyelim. Haydi bakalım. Vurduğumuz gol, yediğimiz offside olsun. Karşılaşmanın 12. dakikası. Ben Chilwell. Bir duran top. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Alan savunması yapıyor Liverpool duran topta. Orta. Savunmadan sekti. Bedashit. İndir oğlum oraya. Raheem Sterling. Raheem Sterling. Köşeye eski takımını atıyor golü. 6. golü. Stamford Bridge'de 1-0 öndeyiz Liverpool karşısında. Çok güzel vurdu köşeye. Çok güzel. Evet, Afrika Kupası'ndan dolayı Nicholas Jackson'dan da yararlanamayacağız. Ya muhakkak şu Ocak transfer döneminde satış yapıp arkadaşlar bir forvet oyuncusu, Chelsea namına yakışır bir forvet oyuncusu almamız gerekiyor. Dakikalarda 15, çok iyi başladık. Ben Chilwell, bir duran top, bir kafa dışarıya Bedashil. Bedashil dışarıya vurdu. Evet, 15. dakikada abi ne yaptın ya? Ya ne gerek var ya? Ya ne gerek var abi şu karşılaşmada kırmızı kart görmeye? Ne gerek var ya? Ya gerçekten inanılmaz bir şey arkadaşlar ya. Bu kadar iyi başlayan karşılaşmada. Olacak iş değil. Stamford Bridge'de ilk yarı bitiyor. 10 kişi kaldık 15. dakikada. 30 dakika 10 kişi oynadık ama hiç pozisyon vermedik. Bir isabetli şutu var. O isabetli şutunda XG'si yok arkadaşlar. Çok iyi başladığımız maçtaki şutların hepsini zaten ilk yarı 15 dakikada attık. 4-3-2 isabet, 0-54 gol beklentisinden Raheem Sterling golünü bulmuş durumdayız. Yani ne kadar dayanabiliriz ikinci yarı bilmiyorum açıkçası. Bakacağız. Gusto çok kötü. Haydi çocuklar, haydi çocuklar. Valla beraberliğe de hayır diyecek durumda değiliz. İkinci yarıya başlıyoruz. Nkunku'dan Bedashil. Çok kötü anılarımız var. Öne geçtiğimiz, verdiğimiz çok puanlar var. Ben Chilwell. Gallagher. Colwill. Ben Chilwell. Nkunku. Önünü al. Çok güzel aldı. Nkunku ceza sahasında. Nkunku. Aman Bedashil. Bedashil. Enzo. Sakin. Sassi. Sterling. Gusto gidiyor. Gusto gidiyor. Gusto vur artık. Gusto ayağına sıçayım Gusto.
56. Szoboszlai. Szoboszlai oyuna girdi bu arada. Robertson da girdi. Matip. Offside. Offside ya. Ne olur offside ya. Ne olur offside ya. Tamam. Don't panic. Offside. Oyuncu değiştireceğiz arkadaşlar. Gusto çok kötü yani. Hiçbir şey oynamıyor an itibariyle. Ama kimi atacağız abi Gusto? Valla bir şeyler yapıyorum ama bakalım hadi bakalım haydi çocuklar. Dakikalar 80 dayandık bakalım son 10 dakikada United faciasını yaşayacak mıyız? Bedaşil. 1-0 öndeyiz. Colville, Ben Chilwell, Raheem Sterling önünü aldı. Raheem Sterling, Enzo Fernandez. Bıraktı Lavia, güzel geldik. Nkunku çok güzel geldik ya. Sağ taraf bomboş, görün sağ tarafı Gallagher. Nkunku, Gallagher, duvar pası, Gallagher. Yıkarım burayı, yıkarız. Allan topu. Gallagher, yine Nkunku, yine Gallagher. Enzo, şut ve gol, ve gol, ve gol, ve gol. Nkunku, 2-0. 65 dakikadır 10 kişiyiz. Müthiş mücadele, müthiş savunma ve ikinci gol. Gallagher, Enzo ve Nkunku. Aslanlar yatacağız şimdi arkadaşlar. Şimdi yatacağız. Sadece zaman geçirmeyi hayvan gibi açacağız. Of, vallahi çok iyi savunma yaptık. İnanılmaz savunma yaptık. Arttır. Arttır. O pardon, tempoymuş o hey. Bak ben mental olarak çok düşük bir hocayım. Çok düşük bir hocayım. Gömül. Lütfen ya. Lütfen Manchester United faciası olmasın. Lütfen ya. Dakikalar 85. 2-0 öndeyiz. Stamford Bridge'de Liverpool karşısında. Müthiş bir savunma performansı. Hakikaten takımımla gurur duyduğum bir maç oldu. Neyse büyük konuşmayalım. 90. dakika. Robertson. İçeriye. Curtis Jones. Dikkat. Dikkat. Szoboszlai. Vurdurtma. Vurdurtma. Yapma bana. Bu acıyı yaşatma bana. Bu 3 dakikayı yaşatma. 2-1 dakika 90. Ah BDG çıkartabilir misin ya? Ama ben izleyemeyeceğim ya. Oo! Kaleci atıyordu, bekar atıyordu. Bitti, bitti. Yes! Gerçekten öldüm öldüm dirildim arkadaşlar. 15. dakikada 10 kişi kaldığımız karşılaşmada Liverpool'u 2-1 ile geçiyoruz. Sterling ve Nkunku gollerine Szoboszlai cevap verdi. Alisson'un pozisyonu çok enteresandı. Gerçekten yani yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynadık. Liverpool'un sadece 7 şut 5 isabet 0.58 gol beklentisi var. 10 şut 4 isabet 1.16 gol beklentisinden 2 gol bulmayı başardık ve çok çok kritik bir galibiyete imza atıyoruz. Maçın adamı ise Raheem Sterling 8 performans puanı. Nkunku 7-4. Gallagher sağ tarafta 7-3. Colville 7-1. Bedashil 7-2 ve Disasi 7 performans puanıyla oynadılar dostlar. Harika bir galibiyet oldu. Gerçekten harika bir galibiyet. Kolları yukarı kaldırıyorum. Galibiyetten ve daha önemlisi bu büyük rakibi yenmekten aşırı memnunum. Bravo çocuklar diyoruz ve devam ediyoruz. Belki de kariyerimizin en kritik galibiyetini elde ettik arkadaşlar. Şimdi puan tablosuna bir göz atacağız. Kayseri Allah seni bildiği gibi yapsın. Bir haftalık maaşını kesiyorum. 2 hafta bu maçta kırmızı kart görünmez. Kızsın abi. 2 haftalık maaşını kesiyorum. Sterling maçın adamı harika bir gol attı ve üst üste 5. galibiyetimizi aldık arkadaşlar. Bu 5 galibiyetten sadece 2 gol kalemizde gördük.
Evet, şöyle baktığımızda yani Manchester United maçında 2-0'dan 3-2'ye gittik. 2-0'dan 3-2'ye çeyrek finali verdik ama onun halinde Premier Lig maçlarında Crystal Palace 1-0, Aston Villa 3-0, Fulham 3-1 ve Liverpool'u 80 dakika 10 kişi oynadığımız maçta 2-1 geçtik. Şimdi önümüzdeki video hem Ocak transfer dönemi hem maçlar olacak. Maçlarda ise Rotherham maçı var, Federasyon Kupası 3. tur. Ciddi bir rotasyon yapacağız. Hatta ben o maçı oynayıp girerim arkadaşlar. Çok önemli bir maç değil. Nottingham Forest deplasmanı, Bournemouth dep kendi sahamızda ağırlayacağız. Aston Villa ve West Ham olarak devam edeceğiz ama şimdi Nottingham maçı 13'ünde, Bournemouth maçı 30'unda. 17 günlük bir ara var. Yani önümüzdeki video ağırlıklı olarak Ocak transfer videosu olacak dostlar. Ve an itibariyle puan tablosu, yani çok denecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Yani beklenmedik bir noktadayız. 21 maçta sadece bir mağlubiyet, 32 averaj ve 50 puanla 21. haftayı Premier Lig'de lider olarak geçiyoruz. Arsenal 47, Manchester United 46, Liverpool 44, West Ham 43, Newcastle 37, Manchester City 35 puanda ama Manchester City'nin 2 maçı eksik aldığı takdirde 41 puana gelebilir. Evet, oyuncu istatistiklerine baktığımızda Antony 7.56, Salah 7.51, Martinelli 7.44, gol krallığında Haaland 12, Broha 11, Darwin Nunez 10, asiste Salah 11, Odegaard 10 ve Bruno Fernandes 8 şeklinde. Bitiriyoruz. Talisca'nın da aynı zamanda transferlere baktığımız zaman çalışma iznini bekliyoruz arkadaşlar. Hareketli bir transfer dönemi olabilir ama şöyle bir durum var. Satmadan önce alamıyoruz çünkü transfer bütçemiz sadece 1.3 milyon euro. Maaş bütçemiz de oldukça kötü durumda. Evet, heyecan fırtınasında kaldığımız yerden önümüzdeki videoda devam edeceğiz. İzlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım güzel vakit geçirebilmişsiniz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın diyorum ve Football Manager 2024'te kalın diyorum.